Şeytan racim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde de a'ma bir sahabeyi inşallah tanıtmaya çalışacağız. Tabi ismi söylenince İslam tarihinde sahabeler arasında çok meşhur olan birisi. Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh. Tabi isminde ihtilaf var, onu da söyleyeceğiz. Fakat bu isimle meşhur olmuş, İbni Ümmü Mektum. Babası Kays bin Zaide, Hazreti Hatice annemizin akrabası. Annesi Atika binti Abdullah bin Ankese bin Amr bin Mahzum bin Yakaza, lakabı Ümmü Mektum. Yani bununla meşhur olmuştur kadının ismi. Yani kimse Atika binti Abdullah bin Ankese demiyor, Ümmü Mektum. Tabi tarih yok. Mekke doğumludur, Mekkelidir. Hicretin 15. veya miladi 636. yıllarda Kadisiye Savaşı'nda şehit olmuştur. Veya Medine'de eceliyle ölmüştür diyen rivayetler var. Fiziki yapısı zaten meşhur, a'ma, görme özürlü, engelli şimdiki tabiriyle. Ama zaten İslam'daki kavram, gözleri olmayan birine asla biz kör diyemeyiz. Yani denmez, a'ma. Şimdi daha biraz kibar, engelli falan deniliyor. Onu hor hakir görmemek için. Hanımları veya hanımı, çocukları hakkında herhangi bir bilgi yok. Katıldığı gazveler a'ma olduğu için bütün seferlerden muaf idi, a'ma olduğu için. Tabi Fetih suresinde, başka surelerde var. Ancak Kadisiye Savaşı'nda gür sesiyle mücahitleri şevke getiriyordu. Hatta bazı şeylerde yine katılmıştır. O yüksek sesiyle zikrederek askerleri coşturmuştur. Tabii kendisi muhacir mi, ensar mı baktığımızda kendisi Mekkelidir ve Medine'ye gelen ilk muhacirdir. Mus'ab bin Umeyr ile beraber Medine'ye gelen ilk muhacirdir. Ki rivayet ettiği hadis iki tane. İki tane hadis rivayet eder. Sahabeden kimseyle kardeş edilmemiş. Resulullah Efendimiz böyle bir şey yapmamış. Kabile soyu baktığımızda işte İbni Ümmü Mektum bin Kays bin Zaide bin Esem bin Herim bin Revaha bin Hücür bin Ab bin Maiz bin Amr bin Lüey, Resulullah'la burada akraba olur. Ve Kureyşi, Kureyş'in amiri kolundan. Tabi lakab ve künyesi çok güzel, müezzini Resulullah. Yani Resulullah'ın müezzini. Bilal Habeş müezzin, o ayrı. Efendimizin birkaç müezzinleri var, onları söyleyeceğiz. Buna da, bu a'ma sahabeye de müezzini Resulullah, Resulullah'ın müezzini. Çok böyle gür bir Davudi sesi var. Çok güzel ezan okur, çok güzel Kur'an okur. Hafızdır aynı zamanda. Ve tabii akrabalık derecesine baktığımızda öne çıkan Hazreti Hatice'tül Kübra annemizin radıyallahu anha, onun dayısı oğlu. Hazreti Hatice'nin dayısı oğlu. Biraz daha böyle geniş alalım. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Asıl ismi ihtilaflı dedik. Yani İslamiyet'ten önce adının Hüseyin oldu. Hüseyin değil, Husayn olduğu. Resulullah Efendimiz kendisine Abdullah ismini verdiği söylenmekte. Efendimiz biliyorsunuz en sevdiği isim Abdullah, Abdurrahman, bu isimleri seviyor. Ha, şimdi Medine uleması ona Abdullah der. Yani Medine kökenli bütün ilim adamları Abdullah İbni Ümmü Mektum der.
Fakat Irak uleması, özellikle Küfe ekolu, bunlar ise Amr İbni Ümmü Mektum. Yani Medine ehli Abdullah İbni Ümmü Mektum, Iraklılar Amr İbni Ümmü Mektum söylenir. Şimdi Abdullah Amr'ı tabi başlık sonradan gelmiş, en meşhur şeysi İbni Ümmü Mektum. Evet, bu künyeyle meşhur olmuş. İbni Ümmü Mektum'un ismi kendisine annesi Atike binti Abdullah'ın Ümmü Mektum olan künyesine nispetle Ümmü Mektum'un oğlu manasında İbni Ümmü Mektum olarak meşhur olmuş. Babası Kays bin Zayde, ki Hatice annemizin de bir dayısı oğludur. Dayısı Kays'ın oğlu. Kays'ın oğlu Kays bin Zayde. Hazreti Hatice'nin annesi Fatıma binti Zayde'nin erkek kardeşi. Yani böyle bir akrabalıklar var. Tabii İslam tarihinde İbni Ümmü Mektum adıyla şöhret bulan bu ama yani görme özürlü, engelli ne derseniz ve güzel sesli, Davudi sesli sahabenin kabilesini, nesebini dedi ki Kureyşidir ve Kureyş'in amiri kolundandır. Annesi ise tabii Ümmü Mektum'un annesi de önemli bir ailedendir. Yani Mekke'de baktığımızda Atika binti Abdullah bin Ankese böyle gider. Lakabı en önemlisi ne dedik? Müezzini Resulullah. Resulullah'ın müezzini. Tabii Mekke'de doğmuş ancak hangi tarihte doğduğu ve kaç yaşında vefat etti kesin bilinmemektedir. Niye bilinmemektedir? Bilinmiyor. O zaman böyle bir kayıt kuyut yok. Yaşını, başını kaydeden kimse yok. Böyle bir müessese de yok. Ona göre işte ya bir olayla kıyaslayarak tarihi bir şey veya vefat ettiğindeki yaşı vefat tarihinden düşülüp kaçta doğduğu meydana çıkıyor. Tabii vefatı yine ihtilaflıdır. Ama ağırlık şehit olduğuna dairdir. Yani şehitlikle mi oldu, yoksa aceliyle mi, nerede ve nasıl vefat etti hususunda ayrı ayrı rivayetler bulunmakta. Tekrar söyleyeyim, en ağır görüş Kadisiye meydan muharebesinde, İran'ın fethinde bu zat şehit olmuştur. Tabii ilk sıralarda Müslüman olmuş, Sabikun-u Evvelin'den, ilk Müslümanlara ne diyorduk? Sabikun-u Evvelin. Daha sonra gelenlere Darul Erkam, ashabı Darul Erkam. Daha sonra gelenlere işte Habeşistan muhacirleri. Daha sonra olanlara işte efendim Medine muhacirleri. Böyle bir ünvanları var sahabelerin. Ama Sabikun-u Evvelin ilk iman edenlerden. Ki Kur'an okumak ve okutmak için muallim olarak Medine-i Münevvere'ye ilk önce giden iki sahabeden. Yani birinci Akabe biatında 12 kişi geldi. Akabe'de o büyük şeytanın hemen orada dedi ki ya Resulallah bize bir muallim ver. Bize İslam şeriatını öğretsin. Efendimiz de Mus'ab bin Umeyr'i ilk öğretmen olarak Medine'ye gönderdi. Ona yardımcı olarak da Abdullah İbni Ümmü Mektum. Yani o da çok muazzam Kur'an okur, Kur'an bilgisi. Ama olmasına binen çok aktif, çok zeki, öyle bir sahabe. Ve tabii bir özelliği de Efendimiz'in mescidinde, yani Medine-i Münevver'deki Mescid-i Saadet'te, Bilal Habeş ile müezzinlik görevini ifa ederdi. Yani bir o okurdu, bir o okurdu ezanı. Bilal'ın olmadığı zaman o okurdu. Sabahleyin halen Mekke'de, Medine'de gelenektir. İki ezan okunur. İlk ezan, ikinci ezan. İşte eskiden Urfa'da da vardı bu. Şafii ezanı, Hanefi ezanı diyorlardı. Öyle bir şey yok. Şafii, Hanefi diye bir şey yok. Ezan, ezandır. Nedir? O Resulullah Efendimiz'in zamanında ezana, yani fecre bir saat kala takriben ezan okunurdu. Millet kalkar, hazırlanır. Yani abdestini alır, temizlenir, elbisesini değişir, cuma sabahıdır falan. Teheccüd namazı kılar ki teheccüdü terk etmezdi sahabeler.
Teheccüd kılar ve gelirdi mescitte oturur, namazı beklerdi. Yani iki ezan. Şimdi yine Mekke Medine'yi görenler bilir. Bir ezan okunur, icabında saat 5'te. Efendim ikinci bir ezan saat 6'da okunur. Birinci ezanda es-salatu hayru minen nevm yoktur. Düz. İkinci ezanda es-salatu hayru minen nevm ifadesi vardır ki Bilal Habeş'in bu takip ettiği bir yol. Tabii en meşhur yönü bu ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in ileride gelenlerini, Velid bin Mughire'yi, efendim özellikle onun ismi geçer. Bunlar gelir, ki rivayet var, ben birini şey yapayım. Gelirler Efendimiz'e, derler ki bize bir zaman ayır. Yani bizi böyle kölelerle, basit insanlarla birlikte kabul etme. Yani bu o günün kibirli insanlarına var. Hatta Medine'de bile geliyorlar, diyorlar bu nedir bu? İşte Bilal'dır, Ammar ibn Yasir'dir, şudur budur. Bunlara ayrı bir zaman ayır, bize ayrı bir zaman ayır. Cenab-ı Hak ikaz etti Peygamberimiz, sakın ha, sakın öyle bir şey yapma. Çünkü onlar Allah'ın rızasını kazanmak için bu davanın peşindeler. Onlar başka mana. Şimdi hicretten epey zaman önce bir gün Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Rebi'a'nın oğulları. Yani Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Velid bin Rebi'a. Bunlar Efendimiz'e akrabadır da biraz uzaktan. Taiflidirler kökenleri. Bunlar tabi kabile liderleri. Zengin adamlar. Ebu Cehil bin Hişam. Tabi Velid bin Mughire. Bunlar henüz daha iman etmemişler zaten. Etmediler ya. Amcası Abbas bin Abdülmuttalip. O da zengin. Yani elit tabaka desem yanlış olmaz. O da o dönem Müslüman olmamış henüz. Ümeyye bin Halef. Meşhur küfrün lideri. Bilal Habeş'e o işkenceyi yapan, taşların altına koyan, vuran, işte ahad deme, ahad sözünden kızan. Ümeyye bin Halef, kardeşi Übey bin Halef. Velid bin Mughire, Halid bin Velid'in babasıdır bu. Kureyş'in ileri gelenleri, reisleri, yani bunlara Efendimiz bir randevu vermiş Mekke'de. Hani belki bunlardan biri veya birkaçı imana gelir de İslam'ın gücü artar. Şimdi bizde de öyle bir mantık var. Ya deriz ki ya filan adam eğer bunu kabul etse, yani bürokratik bir adam, ünlü bir adam, iş adamı falan, çok şey kazanırız. Doğru mudur? Doğrudur. Ama Allah hidayet etmezse kazanamaz. Kazanamayız. İşte onu şey yapar, onların ağızlarına bakan sair insanlar onların imanı sebebiyle belki iman ederler. Efendimiz böyle bir tevil yapıyor. Böyle bir umut düşüncesiyle sohbet yaparlarken, yani sırf o gün onlara ayırmış Efendimiz Harem-i Şerif'te. O anda bu ama Abdullah İbni Ümmü Mektum kendisine birisi yol gösteriyor. Resulullah'ın yanına geliyor ve meclise vardı. Onlarla konuşuyor Efendimiz. Ya Resulallah bana Kur'an okut. Allah'ın sana talim ettiğinden bana bir şeyler talim et. İman etmek istiyorum. Tabi bu niyazda bulunca Resulullah Efendimiz de o elit tabakanın diyelim üzerinde fazla durduğundan Ümmü Mektum'la fazla ilgilenmedi. Fazla ilgilenmedi. Tabi bir daha tekrar etti. Ya Resulallah bana Kur'an okut. İslam'ı öğret. İman etmek istiyorum. Efendimiz'den bir cevap alamadı o anda. Çünkü onlarla konuşuyor. O gün böyle basit bir insan onlara göre öyle görünüyor. O tabakayla konuşuyor. Ve tabii bu baktı cevap alamıyor. Ama adam çekti gitti. Yani çekti gitti. Resulullah ona tabii aldırmadı. O topluma söz vermiş diye. Hatta yüzünü biraz buruşturdu. Yani tam sırası mı o gün onlara bir randevu vermişim gibi.
böyle bir tevil yaptı. Sözünün kesilmesini istemedi. Onlarla konuşmaya devam etti. Onları, tabii o adamları belki hidayete gelir düşüncesiyle bunu yapıyor. Tabii orada bulunanların bu dine hep zayıflar, fakirler, köleler, a'malar giriyor. Basit insanlar bu dine giriyor. Hani böyle ünlü bir adam, elit bir adam falan alaylı bir şekilde gülüşmelerine yol açmak istemiyordu. Ve İbn-i Ümmü mektubu cevapsız bıraktı. Tabii çok sürmedi. Tam sözünü bitirip kalkacağı sırada, tabii onlar da dağılıp gittiler. Bundan biraz rahatsız oldular. Hatta Velid bin Mughire gibi bir adam o yüzünü ekşitti. Nereden geldi bu a'ma adam dercesine? Tabii hemen Cenab-ı Hak ayet indirdi. Estaizu billah. Abese ve tevelle en ca'ehu'l a'ma. Ona a'ma geldi. O yanlış bir tevil yaptı. Peygamber Efendimiz'e ikaz ediyor. Yani a'ma geldi diye yüzü eşkidi ve döndü. Sen ne bilirsin Habibim? Belki o temizlenecek veya öğüt belleyecek. O öğüt kendisine fayda verecek. Ha, kendisini müstağni hiçbir şeye muhtaç görmeyen ona gelince, Velid bin Mughire kastediyor, kibirli adam. Sen ona yöneliyorsun. Onun temizlenmemesinden sana ne? Yani Ebu Cehil temizlenmemiş, sana ne? Efendim, Utbe bin Rebi'a temizlenmemiş, sana ne? Fakat sana can atarak, saygı duyarak gelen o a'ma var ya, sen ona aldırmıyorsun. Hayır. Hayır da o muhakkak bir hatırlatmadır. Şimdi dileyen onu değerli, hayırlı yazılan ellerinde olan yüksek tertemiz, şerefli sayfalarındakini düşünsün, bellesin. Ayet böyle devam ediyor. Abese suresinin ayetleri. Tabii birden 16'ya kadar böyle ayet gider. Tabii bu hadiseden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz edildi. Yani sana ne onlar? Adam gelmiş, hakikaten içi iman etmek istiyor. Tabii hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitti, Abdullah İbni Ümmü Mektum'u buldu. Ona iltifat etti, ikramda bulundu. Ve ne zaman peygamber onu görse, yani Abdullah İbni Ümmü Mektum'u, merhaba bimen atabeyni fihi rabbi. Ey üzünden Rabbimin itab ettiği adam, merhaba. Yani Allah indinde bir a'ma. Yani merhaba bimen atabeyni, itabeyni de okunur. Fihi Rabbi, Rabbi tarafından itab edildim, ikaz edildim. Merhaba derdi, o da tabii utanırdı. İşte ey Rabbimin ikazına sebep olan sadık kardeşim merhaba. Efendimiz hep bunu söylerdi. Tabii öyle ki bir defa Rıza-i Şeriflerini, yani Cübbe-i Şeriflerini serer, onun üstüne Abdullah İbni Ümmü Mektum'u oturtur. Ve bir işin, bir ihtiyacın var mı diye hal ve hatırını sorardı. Yani Allah indinde a'ma mı, Ebu Cehil mi? Velid bin Mughire mi? Öbürü mü? Öbürü mü? Hiç önemli değil. Herkes Abdullah, Allah'ın kulu, takva yönünden ileride veya geridedir. Onun için Peygamber Efendimiz'e yani bu tevili yanlış bir tevildi. Abese ve tevelle encehul a'ma. Ona a'ma geldi diye bu tevili yaptı. Tabii bununla ilgili geçenlerde çok spekülasyonlar oldu. Bazı kanallarda, bazı hocalar bu ayette işte ey kibirli adam bilmem ne bilmem ne söylemesi hiç hoş değildi. Neyse sonradan inşallah düzeltmişlerdir diyelim. Yani Efendimiz o a'ma insana mübarek ridasını, biz bugün Cübbe-i Şerifini, Hırka-i Şerifini öpmek için Ramazan'ı iple çekiyoruz. Efendimiz o cübbeyi onun altına seriyor. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Tabii İslam'ın ilk yıllarında
iman etme şerefiyle şereflenmiş bu adam. Sabikun evvelin. Resulullah'ın müezzinlerinden ve dediğimiz gibi birinci akabe biatında Medineliler geldiler, hac mevsimi, o Mina'nın uç kısmı, sınırıdır o akabe dediğimiz. Akabe rampa, yokuş manasında. Ya bizde de bakın yokuşa ne diyeceğiz? İşte akabe. Yani aslında akabe zorluk anlamında. Kur'an-ı Kerim'de وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ Akabe nedir? İdrak eder misin? فَكُّ رَقَبَ Yani bir köleyi azat etmektir. Bir yetimi doyurmaktır. Açlıktan kıvranan birisine bir şeyler infak etmektir. Akabe bu. Elin cebe gitmesi, Allah için bir şey vermesi. Yani rampadır, zorluktur. Öyle herkesin eli cebine gitmez, akabedir. Ha, işte o akabe rampasında, o kayaların arasında Efendimiz bu 12 kişiyle buluştu. Bunlar biat ettiler. Efendimiz'i dediler ki, ya Resulallah, biz gidelim, hele Medine'yi biraz düzeltelim. Ondan sonra siz şeref verirsiniz. Tabii Efendimiz'e dediler ki, ya Resulallah, bize yani bir mürşit, öğretmen, muallim gönder. Efendimiz Mus'ab bin Umeyr'i, hemen bu genç sahabeyi, yanında da A'ma, Abdullah İbni Ümmü Mektub'u Medine'ye gönderdi. Veya biri gitti, biri arkasından gitti. Orada hakikaten o Mus'ab bin Umeyr'le Abdullah İbni Ümmü Mektub kol kola geçip, bahçe bahçe, belde belde, ev ev gezip, Allah'ı ve Resulünü anlattılar. Bir yıl içinde Resulullah'ın bahsi geçmeyen ev kalmadı. Ama yanlarında Ensar'dan da Esad İbni Zürare gibi, efendim Ukbe bin Amr gibi bunlar yanlarında. Tabii bu zat Medine'den dönmedi ilk muhacirler. Daha sonraki yılda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye geldi. Ve öyle bir şey ki 13 defa tespit edilmiş. Gazveler ve seferler sırasında Resulullah tarafından Medine'de yerine vekil bırakılmış. Şimdi bizler deriz yani a'ma imam olur mu? A'ma bu olur mu? Efendimiz 13 defa Abdullah İbni Ümmü Mektub'u Medine'de Mescid-i Nebevi'de Müslümanlara namaz kıldırmak için yerine vekil olarak bırakmış. Şimdi tabii bazı kitaplarımızda yani gözü görenler varken a'manın geçmesi, elbisesinin temizliğidir o. Yoksa öyle hafız Kur'an a'malar var ki, gözü görenden daha iyi okur. Onun elbisesinin temizliğidir. İhtilaf budur. Yoksa imamlık rahatlıkla yapabilir. Müslümanlara namaz kıldırmıştır. Tabii dünyada göz nimetinden mahrumdu ama kalp gözü açık, nurlu sahabelerden biriydi. Tabii gözleri dedik ya dünya ışığından mahrum olduğundan Müslüman olmasına da kimse aldırış etmedi Mekke'de. Birçokları işkence, eza, cefa gördü. Bu a'ma diye hani yürekleri yandı falan. Kimse ilişmedi. Bundan bir şey olmaz dediler. Ama a'ma, halbuki a'ma Medine'yi bakın ne hale çevirdi. Tabii rahatlıkla dolaşırdı. Medine'de de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çok sık arkadaşıydı. Evleri aynı semtte. Hazreti Ömer'in koluna geçer beraber senelerce namaza geldiler Mescid-i Nebevi'ye. Tabii ilk hicret eden Müslümanlardan dedik. Resulullah Efendimiz'in izniyle oraya gelmiştir. Gür sesi, hafız oluşu, müteki oluşu. Şimdi bir şey vardır duymuşsunuz. Mesela bilhassa mübarek Ramazan aylarında hem ezan okuyor hem de Müslümanlara sahur vaktinin bittiğini bildiriyordu. Gözü görmüyor. Yani Resulullah Efendimiz'in meşhur müezzinlerinden hatta Efendimiz ne diyor? Diyor ki, Bilal ezan okursa yemeğe içmeye devam edin. Bilal erken okuyor.
oruçta. Ama İbni Ümmü Mektum okursa yemeği içmeyi kesin. Şimdi tam tersi bize göre. Ya bunun gözü görmüyor ya Resulullah. Şafakı mafakı nasıl görüyor? Bilal görüyor, dama çıkıp oturup beklerdi. Şimdi burada ulema diyor ki, Abdullah İbni Ümmü Mektum gelene gidene sorurdu. Şafak attı mı? Meşveret ederdi. O meşveretiyle bir gözle de gel, iki gözle de gel, on gözle bakıyor. Onlarla meşveret eder, ona göre ezan okurdu. Efendimiz diyor, bu okudu mu artık imsaktır. Ama Bilal okudu mu imsak değil. Yani yemeğe içmeye devam edin. Teheccüd namazı falan kılın ama yemeğe içmeye devam edin. Şimdi Resulullah'ın meşhur müezzinleri vardı. Medine'de Bilal-i Habeş meşhur. İbni Ümmü Mektum meşhur. Abdullah bin Zem'a bu da meşhur. Bunlar olmadığında Abdullah bin Zem'a mezini gider. Ha, Kuba'da Sa'd bin Ays veya Sa'dul Karas diye söylenir. Bu meşhurdu. Yani Kuba mescidinde bu şeydir. Hatta bu zatın kabrinin Kuba mezarlığında olduğu da söylenir. Allah bilir ki doğruyu. Mekke'de Ebu Mahzure. Genç bir sahabeydi. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten dönüyor, Taif seferinden. İşte Cürane'de ihrama girdi. İşte gelip Mekke-i Mükerreme'de umre yapacak Efendimiz. Yolda gelirken gençler o dağın eteğinde toplanmış dalga geçiyorlar. İşte kayanın üzerine çıkıp Bilal gibi ezan okumaya taklit. Hem gülüyorlar hem taklit yapıyorlar. Hatta bazıları buna bir kulaklarını çekelim yani. Bu 13-14 yaşında, 15 yaşında çocuklar. Ebu Mahzure de onların içinde. O da çıkıp ezan okuyor. Hatta peygamberin taklitini yapıyor. O dinlediği kadarıyla. Efendimiz çağırıyor onu. Gidin onu getirin. O genç çocuğu getiriyor diyor. Evladım adın ne senin? Diyor ki Ebu Mahzure ismim. Babası yoktur. Ne güzel sesin var der. İşte Allah'ın vergisi. Ve Efendimiz ona bir ezan okutur. Aynen Bilal'ın taklitini yapar. Kur'an okur, Resulullah'ın taklitini yapar. Der ki şimdi gidiyorsun bizden evvel Mekke'ye. Mekke valisine diyorsun ki Resulullah beni buraya müezzin olarak tayin et. Harem-i Şerife. Dalga geçen bir çocuk kayaların üstüne ezan okuyor, taklit yapıyor. Ya bizde de yani ağzıma eğiyor. Yani her şeyde bir hayır var. Efendimiz diyor git diyor Medine'ye, işte Mekke'ye. İşte Mekke valisine de ki Resulullah beni buraya gönderdi ve beni Harem-i Şerife müezzin tayin et. Tabii o da genç bir sahabedir vali. Hemen tamamdır. Allah'ın Resulü'nün emri başım üstüne. Biraz yontullar Efendimiz Mekke'ye gelinceye kadar ve ezan okur. O günden ölene kadar Ebu Mahzure'nin yerine kimse çıkmadı. Yaşlandı. Hatta bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh onu Medine'ye davet etti. Medine'de bir ezan okuttu. Kendinden geçti. Cemaat kendinden geçti. Ebu Mahzure. Genç çocuk. Ya Hazreti Ömer dedi ki Ebu Mahzure bu ses nasıl çıkıyor? Ya Resulullah seni nasıl keşfetti? Göbeğini çatlatırsın ha. Hazreti Ömer diyor göbeğin çatlar. Diyor ya mümin ben böyle alışmışım. Allah bana bu sesi böyle vermiş. Tabii şimdi sesi güzel olanlar günümüzde işte plak dolduruyorlar. Ses sanatçıları oluyorlar. Düğünlerde çalıp söylüyorlar. Halbuki Allah o sesi vermiş. O sesin hakkı ya işte böyle müezzin ya hafız Kur'an olmaktır. Onu güzel kullanmış. Bu Ebu Mahzure dediğim gibi ölene kadar Harem-i Şerif'te imamlık müezzinlik etmiştir. Vefat ettiğinde de cenneti şeye gömülmüştür muallaya. Evet. Tabii Medine'de Bilal-i Habeşi bulunmadığı zaman İbni Ümmü Mektum bütün ezanları okurdu.
Ve tabi sahurun bittiği olayı birçok fıkıh kitaplarımızda vardır. Efendimiz diyor ya, Bilal ezanı gece okuyor ihtiyaten. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar siz yiyip içiniz. Ve günümüzde de mesela takvimlerde bu imsak saati Ramazan'da ekseri, yani şimdi yine aynı. Artık hesaplarla, astronomik gözetlemelerle en güzelliğini yapılmıştır. Dünya artık aynı şekilde. Yani açın mesela Mekke kanalını, altta yazı geçer. İstanbul, fecir bu, zuhur bu, asır bu, işte mağrib bu saatte. Artık dünya bir köy gibi oldu. Hala bizde yok efendim 40 dakika millete fazla oruç tutturuyorlar. Bu sene maşallah, maşallah demeyeyim de Allah ıslah etsin, 70 dakika bize oruç fazla tutturuyorlar. Ya imsak saati artı 70 koyun gün doğar. İnsaf edin, bir şey söyle. Ya ulan profesör oldunuz, başımıza bela mı oldunuz? Biraz tefsir ilmi varsa, biraz şu varsa, yani ne yapacaksınız? Ebu Hanife'yi beğenmez, Şafii'yi beğenmez, Gavs-ı Azam'ı beğenmez, Ulema'yı beğenmez. Allah, Allah ıslah etsin. Evet, tabi bunu değişik de rivayet edenler var, konumuz o değil. Tabi İbni Ümmü Mektum imanı çok kuvvetli, emirlere harfiyen uyar. Efendimiz konuşurken o ama haliyle pür kulak kesilir. Resulullah'ın aleyhisselam'ın soluk almamaya çalışır, sözlerini kaçırmamak için. Evi fakat Mescid-i Nebevi'ye biraz uzaktı. Yani biraz uzak derken bu Meneha bölgesi, oraya gidiyor. Hazreti Ömer'in de evi oradaydı. Tabi Efendimiz bu kadar uzun mesafeyi gidip gelmemesi için kendisine evinde namaz kılma izni önce verdi. Fakat o ezan ve kamet okuyacağını ileri sürerek mescide gelir giderdi. Yani ben mezzinim derdi. Hazreti Ömer de beraber geri gider. Uzaktan da olsa mescide gelerek namaz kılmayı, cemaatle kılmayı canı gönülden isterdi. Efendimizin sohbetlerini dinlemeyi, onu kaçırmamaya gayret ederdi. Ama Ömer radıyallahu anh onun rehberi. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Ha bir gün Efendimiz bakıyor ki camide cemaat gevşiyor. Yani bahane edip gelmeyenler var. Ve tabii Efendimiz bundan çok darılır. Ve mescide geldi. Cemaate böyle bir baktı. Az buldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ben namazın cemaatle kılınmasına önem veriyorum. Bu Peygamberimizin büyük sünneti. Cemaatle kılınmasına önem veriyorum. Çıkıp mescide geliyorum. Fakat cemaate gelmeyen herkesi evinden alıp namaza getirmem mümkün değil. Mescide cemaate gelmeyenlerin evini başına yıkarım. Resulullah kızdı. Geleceksiniz. Tabi Abdullah İbni Ömer'den bahsettik ya, asr-ı saadetin münafıkları bile camiye gelirdi. Münafıklar bile camiye namaza gelirdi. Şimdi bizde salihler bahane geziyor camiye gitmemek için. Yok hocanın kaşı kara, yok hocanın burnu böyle, yok hocanın sesi böyle, yok cübbesinden gıcık aldım. Ya şimdi mihrapta kim olursa olsun, namaza aykırı bir şey yoksa onun arkasında namaz kılınır. Şeytanın vesvesesidir bu. Ya ben Diyanet mensubumuş, yok efendim ben cemaatim mensubmuş. Mihrapta olanın arkasında namaz kılınır. Mezhep farklılığı da engel değildir. İmam Şafii olabilir, Hanefi olabilir, Hanbeli olabilir. Hiç bizim itiba etmemize de engel değildir. Yani cemaati terk etmememiz lazım. Tabi Efendimiz bunu söyleyince evlerini başlarına yıkarım. Ve hemen İbn-i Ümmü Mektum ayağa kalktı. Dedi ya Resulallah özür diliyorum. Ben amayım. Benim evimle mescid arasında hurma ağaçları var, ağaçlıklar var, haşerat var. Ne bileyim ben, zarar verecek hayvanlar var. Beni mescide götürüp getirecek birisini de bazen bulamıyorum.
Namazı evimde kılmama müsaade var mı? Namazı evimde kılmama müsaade var. Önce müsaade vardı. Ama ona müsaade, ona müsaade cemaat gevşedi. Ve Efendimiz dedi, Abdullah, ezanı işitiyor musun? Mescid-i Nebevi'nin damında okunan ezanı işitiyor musun? İbn-i Ümmü Mektum dedi, he dedi, işitiyorum. Müezzinin sesini evimde işitiyorum. Yani dedim ya, Menahan'ın oralar, bugün Mescid-i Gamame'nin oralarda oturuyor. Tabi Resulullah Efendimiz dedi, o halde sana cevaz yok. Sen de cemaate gel Abdullah. Madem ki ezanı duyuyorsun, sen de gel. Şimdi kaç ezan, kaç yerden duyuyoruz? Kaçımız camiye, cemaate, cemaatle namaz kılmaya can atıyoruz. Bakın Ramazan'da ne güzel, teravihe falan, Ramazan bayramı geldi mi bitti, top attı. Halbuki salih insanların as-saadette ve sonrasında müdavim oldukları cemaattir, camiye. Hatta bazı mezhep görüşlerinde, cemaatle namaz kılınmazsa o namaz geçerli değildir. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Meryem'e, Hazreti Meryem'e rükû et, rükû edenlerle. Evde rükû ediyorsun, rükû edenler var mı? Bu ayeti delil gösterip illaki camide rükû edenlerle rükû edilmesi lazım. İşte gidiyoruz, ben bundan kıcık alıyorum. Filandan kıcık alıyorum. Ya kıcık değil, nefsin o bahaneleri üretiyor. Nefsin desiseleridir bunlar. Kim olursa olsun. Dedi ki ya Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh cemaate çok devam eden bir vakti kaçırdı mı ikinci vakte kadar camiden eve gelmezdi. Nafile kılardı, otururdu, okurdu. Ta ki ikinci ezan nefsine böyle bir ceza verirdi. Evet. Şimdi İbni Ebi Leyla İbni Ümmü Mektum'dan şöyle dediğini nakletmiş. Bu İbni Ebi Leyla bu da meşhur bir sahabedir. Çok hadis rivayet etmiştir. Hazreti Ali'nin dostudur. Ya Resulallah, Medine yırtıcı hayvanlar var. Zehirli haşereler var. Böyle bir şehir. Kayalık ya. Volkanik, kara taşlık yer. Ben bu hayvanların, bu haşeratın bana zarar vermesinden korkarım. Yani ayağında ne bir çizme var, ne bir potim var, ne bir kundura var. Zorla ayağının altına bir şey deriden çarık yapmış. Korkarım dedi. Ben cemaate çıkmayıp evde namaz kılsam ruhsat var mı? Efendimiz döndü dedi. Abdullah, hayye alel salah, hayye alel felah. Sözlerini işitiyorsan cemaate koş. Ben sana bunu diyorum. Yani hadin felaha, haydin efendim salaha, salaya duyduğun zaman koş. Kimi çağırıyor mezin? Hayye alel salah kimi çağırıyor? Hayya alel felah. Müslümanları, Müslüman evde. Şimdi bahane ediyoruz bazen arkadaşlar. Mesela niye cemaate gelmiyorsun? Niye veyahut namaza müdavim değilsin? İşte başlar, öyle de işteyim, iş yerindeyim. İkindi kılamıyorum, müdürüm kıcık bir adam, izin vermiyor. Akşam dolmuştayım, yatsı eve geliyorum, hanım yemek pişirmiş, habire acele diyor. Sabah ne oldu? Müdür yok, trafik yok, yataktasın. Sabahleyin de avrat mı izin vermiyor? Şimdi sabah namazına camiye seni hangi sebep göndermiyorsa bil ki dört vakit de odur. Allah aşkına sabah namazında çoluk çocuk yatıyor. Hanımefendi de yatıyor. O evde kılabilir. Sen ona ne mahane? Öğlen işte mesai saati, bilmem istirahat saati, ikindi müdür bırakmıyor, işveren bırakmıyor, akşam namazı yolda trafikteyim, yatsıda eve acele geliyorum bilmem ne. Peki sabah namazı, en çok camilerimizin boş olduğu vakit sabah vakti. Ne zaman ki, Selahaddin Eyyubi'nin dediği gibi diyeceğim, gencin biri demiş ne zaman Kudüs kurtulur, ne zaman işgalden kurtulur? Sa'di Eyyubi cevap vermemiş. Ondan sonra bir sabah namazı yemiş, Şam'da cami boş. O genç nerede demiş.
ne zaman ki cuma vakti gibi camiler dolarsa sabah namazlarında, o zaman Kudüs'ün kurtuluşunu gel konuşalım delikanlı. O hoş. Tamam, Allah razı olsun. Boykot ediyoruz, bağırıyoruz. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun Amerika. La 100.000 defa kahrolsun. Hepimiz istiyoruz. Ama şimdi kahredici güç sensin. Önce şu nefsini bir kahret. Sabah namazında neredesin? İnanın bir ara bu başörtüsü yasağı olduğunda da 28 Şubat hatırlar arkadaşların çoğu. İstanbul'da Müslümanlar bir organize oldu. Sabah namazlarını haftanın belli günleri Eyüp Sultan'da kıldılar. Yer kalmadı, caddeler doldu, kış yaz. İnan ki sistem korkmaya başladı. Bir Eyüp Sultan'da mı? Başka bütün camilerde. Biz bir ara bu namazla diriliş projesinde illere, ilçelere giderdik. İşte prensibimizdi konferanstan, panelden sonra. Buranın en büyük camisi neresidir? İşte falan cami. Sabahleyin o camideyiz. Müftü Efendi de gelecek, hocalar da gelecek. Giderdik o camiye, yüzlerce insan, kadın, erkek, çocuk namaza gelir. Hatta bir gün bir yerde emniyet yetkilileri, yahu ne oluyor demiş bu sabahın bu erken saatinde. Millet gürül gürül camiye. Bir prova yaptık. Yani her gün camileri böyle doldursak ne olur? Kimseyi yıkmak için değil. Nefsi yıkmak için en başta. Evet. Hayya alâhisselâh, hayya alâhisselâh sözlerini işitiyorsan cemaate koş ya Abdullah. Bu Peygamber Efendimiz'in sözü. Rivayet ettiği hadislerden biri de budur. Tabi yine Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu anh, o da sahabedir. O da rivayet ondan edilmiş. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Evinden abdest alarak farz bir namaza çıkan kişinin sevabı ihrama girip hac edenin sevabı gibidir. Bakın Ebu Ümame el-Bahili sahabedir. Sahabe haşa yalan söylemez. Resulullah'tan duyduğunu naklediyor. Efendimiz buyurdu. Evinden abdest alarak farz bir namaza çıkan kişinin sevabı ihrama girip hac edenin sevabı gibidir. Bu bir. Bitti mi? Yok. Bir kimse kuşluk namazı için bulunduğu yerden çıkar. Bu çıkışındaki yorulmanın sebebi yalnız kuşluk namazı olursa. Yani cami, evde, iş yerine yakın bir camide bu olursa, sırf kuşluk namazı için olursa, bu da nafile, o kişinin sevabı da ümre yapanın sevabı gibidir. Ya kuşluk vakti, müsaitseniz kaçırmayın. Aralarında boş ve batıl söz olmaksızın bir namazın peşinden kılınan diğer bir namaz, illiyine, yani iyi kulların amellerinin yazıldığı divanın adıdır, o divana yazılır. Yani öldüğü zaman ruh çıktı mı, Cenab-ı Hak bir kısmını illiyine gönderir, bir kısmını sicine gönderir. Sicine giden yanında sicin hapis. Ama illiyin yücelerin yücesi. Evet. İbni Ümmü Mektum bir gün oturuyor. Yani gözlerinin ne nasıl kaybettiği, ne zaman olduğunu, bir özel bir sohbet. Enes bin Malik radıyallahu anh. Enes bin Malik'le de çok iyi dostlar. Enes genç bir sahabedir biliyorsunuz. Çok severdi Enes'i. Enes de onu çok severdi. Biri Medine'li, biri Mekkeli. Onun anlattığına göre diyor, bir defasında Cebrail aleyhisselam Resulullah'ın huzuruna geldiğinde İbn-i Ümmü Mektum da orada bulunuyordu. Yani o da orada. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Cebrail aleyhisselam sordu. Ama o görmüyor. Cebrail olduğunu bilmiyor. Dedi, Abdullah gözünü ne zaman kaybettin? Cebrail aleyhisselam soruyor. Gözünü ne zaman kaybettin? Döndü, dedi ki çocukken gözlerimi kaybettim. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam başını salladı. Doğru söylüyor. Yani küçük yaşta bir hastalık geçirmiş, kaybetmiş. Dedi, biliyor musun? Allah şu müjdeyi veriyor. Bir kulunun gözü giderse Allahu Teala buyuruyorlar ki ben
bir kulumun gözünü aldığım zaman ona karşılık cenneti mükafat olarak veririm. Evet. Mükafat olarak cenneti veririm. Ama kardeşlerimize büyük bir müjde. Hatta denilir ki ama bir adam ahirette bizim bin mislimizi görecek. Cenab-ı Hak onlara öyle bir şey lütfedecek. Yani gözünü aldım, o da sabretti, cenneti vereceğim. Hatta bir gün ben radyoya, Allah selamet etsin, Ömer Hafız'ı davet etmiştim, bizim Kürt Ömer'i. Dedim ki, az sonra bir konuğum gelecek. Efendim, o haliyle cennete giremeyen ama ona yardım eden bir vacip kazanıyor. Böyle bir şey. Ama kendisi bu haliyle cennete girmiyor. Ya diye de ben dedim ki, ya hoca nasıl beni takdim edi ki? İsmini de vermedim. Ondan sonra geldi dedi, ya kardeş bu nasıl bir şey? Dedim, ben işte muhterem diyeceğim, geldi konuğum. Konuğum ama Hafız. Buna yardım eden bir vacip sevabı alır. Karşıdan karşıya geçirdi, koluna geçti, yardımcı oldu, bir vacip kazanır. Müslüman kardeşine yardım. Ama kendisi bu haliyle cennete giremiyor çünkü ama. Ve hem de ihtiyar. Allah bunu gençleştirip gözlerini daha güzel edecek. O şekilde cennete dahil olacak. Çok hoşuna gitmişti. Allah selamet versin. Yani Allah cenneti mükafat olacak. Tabii İbn-i Ümmü Mektum bununla beraber ne oluyor? Cebrail aleyhisselamın ağzından cennet müjdesini almış oluyordu. Evet. Tabii dedim ya, Medine devrinde birçok seferlere, 13 tanesine Efendimiz giderken kendisini orada yerine vekil bıraktı. Yani bunların Ebu'a, Buat, Zülüşeyre, Sevik, Cüheyne, Gatafan, Zatürrika, Hamraü'l-Esed ve Necran gazvelerinde İbn-i Ümmü Mektum'u Medine'de yerine halka imamlık yapmak için vekil olarak bırakmıştır. 13 defa Medine ehline imamlık yaptığı tarihen sabittir. Şimdi bir de bu var. Meşhurdur bu da. Efendimiz böyle evin dışında, Hane-i Saadet'in dışında bir kış mevsimi, Allah-u Alem, hanımlarıyla oturuyor güneşte. Ümmü Seleme validemiz falan anlatır. Ya baktık ki İbn-i Ümmü Mektum mescide geliyor. İşte açılsa elinde değneği. Efendimiz dedi, hadi içeri. Siz geçin içeri. Tabii dedik ki, ya Resulallah, gelen ama bizi görmüyor. Yani içeri niye geçelim? Dedik ki, o sizi görmüyor, siz onu görüyorsunuz ya. Şimdi buradan değişik hüccetler çıkarmaya gerek yok. Olay şudur, İbn-i Ümmü Mektum tam tesettüre uyamıyordu. Yani otururken bazen kendi kendini toparlayamıyordu. Efendimiz bunu kastediyor. Yoksa a'madan içeri geçsin, şimdi gözü açık insanlar, hanımefendiler, bir sakıncası yok. Eli, yüzü, ayağı kapalı olduktan sonra mesele yok. Oradaki hikmet de budur. İbn-i Ümmü Mektum ama olduğu için kendi kendini toparlamayabilir. Efendimizin şeysi bu. Ha bir de bir şeysi var, utanırdı. Resulullah'ın yanında kimse oldu mu bir şey soramazdı. Ya, Efendimiz'e bir haceti için geliyor. Siz içeri. O görmüyor, siz görüyorsunuz ya. Konuşmaz, anlatmaz. O manada söylendi. Tabii Resulullah Efendimiz onu gazvelere götürmez. O can atardı. Mesela Bedir gazvesine Medine'de yine idareci olarak Ebu Lübabe'de muhafız olarak bırakıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu muhterem sahabesi çok önemli. Mesela hicretten epey sonra eli silah tutan bütün Müslümanlar savaşa emri geldi. İster ağır ister hafif olun. Ve savaşa katılanları öven ayetler geldi. Tabi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak dedi ki, yani Nisa suresi 95, müminlerden oturanlarla cihad edenler müsavi olmazlar.
Yani oturanlardan cihada gidenler. Olur mu? Olmazlar. Tabii bu olduğunda Zeyd bin Sabit radıyallahu anh vahiy katibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen dedi Zeyd bunu yaz. Yani müminlerden oturanlarla cihat edenler müsavi olmazlar. Tabii İbni Ümmü Mektum orada hazır. Bunu duydu. Resulullah dedi ki ey Allah'ın Resulü eğer cihada gücüm yetseydi ben de giderdim. Fakat amayım. Yani şimdi bu ayetin kategorisinde ben neredeyim dedi. Ve Zeyd bin Sabit şöyle anlatır. Bunun üzerine Yüce Allah Resulullah'a vahiy gönderdi. Ve Efendimizin uyluğu, ayağı benim ayağımın üstündeydi. Öyle bir ağırlık çöktü ki vahyin ağırlığı. Zannettim dizim ufalanacak. Resulullah'ın dizinin altında vahyin ağırlığı. Ve tabii çok korktum. Vahiy geldi. Efendimiz böyle biraz toparlandı, terimeri geçti. Gelen ayette şu mealde, özür sahibi olanlar bundan müstesna. Özür, yani cihada gidenlerle oturanlar bir olmaz. İbn-i Ümmü Mektum merak etti. Ve amayım, Cenab-ı Hak'ta özür sahibi olanlar bundan müstesna. Evet. Bu ayet geldi, bununla muhatap olmuştur. Ve tabi zikir ehli, böyle bazı şeylerde gene katılır orduya, zikir eder, cehri kendisine yardım edenler olursa. Bunun gibi ben 13 tane saydım. Tabii Uhud Savaşı'nda bir tablo var, onu da anlatalım. Şimdi Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz, başta biz galip geldik. Netice okçular kazandık dediler. Okçular tepesine inince Halid bin Velid o zaman daha iman etmemiş. Orduyu arkadan çevirdi. Öyle ki askerler, Müslüman asker birbirini vurdu. Tanımadılar. Ve tabii Medine'ye bir haber geldi. Çok kötü bir haber. Resulullah öldürüldü. Tabii İbni Ümmü Mektum ile Ümmü Eymen başta böyle bu ikisine söyleyeyim. Ümmü Eymen dedi peki Resulullah öldüyse siz niye geldiniz oğlum buraya? Vallahi işte böyle oldu, şöyle oldu. Dedi al bu ipi sen eğir, o belindeki kılıcı da bana ver. Resulullah'ın öldüğü yerden kaçtınız, al otur ip ör. Ümmü Eymen o şeylere, Uhud'dan geri gelenler, Resulullah öldü artık bize bir şey kalmadı. Tabii İbn-i Ümmü Mektum bayılacak o habere, gözü de görmüyor. Yahu dedi, demek siz Resulullah'ın yanından kaçıyorsunuz ha? Onun öldüğü yerden, evet. Ya ben Allah aşkına şu Uhud hangi tarafta? Bu yanda mı, bu yanda mı, o yöne doğru yola koyun, siz çekilin. Kılıcı da bana verin. Ama adam. Ve tabii her rastladığı yolcudan doğru mudur, Uhud burada mıdır, 6 kilometre. Ve tabii Uhud'dan dönenlerin göstermesiyle falan Efendimizin yanına kadar gitti. Ve Peygamber Efendimiz'i sağ görünce Allah'a hamd etti. Tüm musibetler vız gelir. Resulullah sağ olduktan sonra sakinleşti, neşelendi, öyle döndü. Halbuki 70 tane o anda şehit vermişiz. Ama Resulullah sağ ya. İbn-i Ümmü Mektum böyle bir peygamber düşkünü. Tabii bu zat arkadaşlar Efendimiz'le bir ömür geçirdi. Beraber veda hacına iştirak etti. Veda hutbesi okunurken sesi gür ya. Efendimiz dedi, Abdullah böyle bir yüksek yerde dursun o Cebel-i Rahmen'in orada. Benim söylediklerimi cemaate işittirsin. Operör gibi. O gür sesiyle tekrarladı. Cemaat da onun o tekrarlamasıyla bugün meşhur veda hutbesi kayıt altına alındı. Nasıl bir şey değil mi? Harfiyen Peygamber kasvanın üstünde işte ashabım böyle oldu, şöyle oldu, faizin her türlüsü ayağımın altında, kan davalarını kaldırdım, ilk kaldırdığım kan davası şudur falan. Bunu deyince herkese bunu duyurdu. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Tabii Efendimizin vefatını gördü.
Bu vefatında kendinden geçti. Çok etkilendi. Böyle eli ayağı boşaldı. Ha dediler yani niye ya dedi ben Allah'ın emrini biliyorum. İnneke meyyutun ve innehum meyyutun. Sen de öleceksin, onlar da ölecek. Fakat ben Resulullah'ın ayrılığına ağlıyorum. Aleyhissalatü vesselamın. Çok etkilendi. Tabi birinci halife Ebu Bekir radıyallahu anh sadece mescitte ona müezzinlik görevini verdi. Çünkü Bilal kalmadı biliyorsunuz. Efendimizin vefatında Bilal radıyallahu anh geldi dedi ki ya emiril müminin ben artık Medine'de kalamam. Niye? Nereye baksam her şey bana onu hatırlatıyor. Resulullah'ı hatırlatıyor. Dayanamıyorum. Ben başımı alıp Suriye taraflarına gidip cihat ordusuna katılacağım. Ya kaçmak değil. Ki Şam tarafına geldi. Kudüs'ün fethinde, Humus'un fethinde çok görevler aldı. Sonra da Şam'da İslam'ı oturttu Bilal Habeş. O gittiğinde hatta Hazreti Ebu Bekir beni yalnız bırakma Bilal bilmem ne yapma dedi ya Ebu Bekir. Beni azat mı ettin sen kendine köle mi aldın? Eğer kendine köle aldın emret kalayım. Yok ben Allah için azat ettinse bırak. Ben gideyim. Medine'de kalamıyorum. Zaten Medine'den gitti. Bir defa Peygamber Efendimiz rüyasında görmüştür. Yani Bilal seni özledik bize taraf gelmiyor musun? Bilal hemen geceleyin atına bindi Medine'ye geldi. Kaç gün sürdüyse ve gece karanlığında Mescid-i Saadet'e kabri Saadet açık o zaman geldi Resulullah'ın kabri başında salat selam okudu. Şey yaptı. O sırada tabii Hazreti Hasan dedesini ziyarete gelmiş. Çocuk kabrin başına baktı biri karaltı. Baktı Bilal. Ve gitti sarıldı. Bilal amca dedi. Ağladı. Hazreti Hasan'la Resulullah çok benzerdi. Neyse oraları kısa geçiyorum. Dedi ki Bilal amca bize bir ezan okusan. Bir sabah ezanı. Böyle şad etsen bizi. Olmaz mı olmaz? Çok rica etti Hazreti Hasan. Dedi seyyidim seni kıramıyorum. Ve çıktı bir ezan okudu. Bütün Medine halkı camiye döküldü. Kalkan şunu söyledi uykudan. Sübhanallah Resulullah dirildi. Resulullah dirildi, Bilal geldi. Geldiler. Fakat Bilal gün doğmasını beklemedi. Bir daha atına bindi, Şam taraflarına gitti. Şimdi o zat orada olmadığı için Ebu Bekir radıyallahu anh, Abdullah İbni Ümmü Mektum'a baş müezzinlik görevini veriyor. Tabii Ebu Bekir Sıddık'ın da vefatı 2 yıl sonra Hazreti Ömer geldi. Ömer arkadaşı, yani mahalle arkadaşı, sokak arkadaşı ve tabii müezzinlik devam etti. Ondan sonra o cihada katılmaya karar verdi. İslam orduları haber geliyor, Irak'talar bilmem nerede. Ki son darbe İran fethedilecek, Kadisiye, kaledir. Kadisiye bölgesi, meşhur Kadisiye muharebesi. Sa'd bin Ebi Vakkas komutasında ordu gidiyor. Fillerle Müslümanlar savaşacak. Yani İran ordusunun elinde Hindistan tarafından getirmişler filler. Müslümanlar at deve üzerinde. Yani çok atlar korkuyor fillerden. İbn-i Mektum demiş ben de katılacağım. Olmaz olur. Hazreti Ömer sen kal burada bize lazımsın. İzin aldı. Hazreti Ömer dedi ki bunu birine emanet edeyim. Ben gitmiyorum halife. Enes bin Malik'e emanet et. Dedi bunu seversin, bu da seni sever. Bak, emrinde kusur etme, hizmetinde kusur etme. Ve tabii giderken Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, yahu dedi sen a'masın, özürlüsün. Allah Kur'an-ı Kerim'de size haraç yoktur diyor, zorluk yoktur. Sen a'masın. Dedi niye bu müşküle katılıyorsun? Dedi çifte kulak beni konuşturma. Resulullah Efendimiz dedi sahibi'l-üzneyn iki kulaklı Enes. Her diyor Resulullah bana bu sahibi'l-üzneyn dediğinde ben elimi kulağıma atardım. Hepimiz iki kulaklıyız. Efendimizin yani latifesi de doğru. Dedi ki beni konuşturma. Konuşma hadi konuşma. Kilometrelerce yol Kadisiye'ye geldiler. Bağdat'ın bugünkü Bağdat'ın o gün Medain şehri. Onun ilerisinde artık İranlılarla son final.
Yani son ya olacak ya bitecek. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın beli ağrıyor, kalkamıyor. Atın arkasına iki direk bağlatmış, üstüne hasır. O iki direğin üzerinde yüksek bir tepede savaşı yönetiyor. Şimdi o sırada bu ama. Enes'e diyor, bak diyor çifte kulak. Beni yüksek bir tepeye çıkar. O tepede askeri coşturayım. Gene diyor, ya Allah sana zorluk yoktur diyor amaya falan. Kulağına eğiliyor, işte iki kulaklı diyor, ben bilmiyor muyum? Ben hafız Kur'an'ım oğlum. Ben de şehit olmak istemeyeyim mi? Şehadetime niye mani oluyorsun? Temenni ederim, ben burada kalırım, sen Ömer'e döner şehadet haberimi verirsin. Enes bin Malik diyor, anladım ki bu adam buraya şehadete gelmiş. Çıkardık diyor yüksek bir yere, gözler görmüyor ama nasıl bir ses? Zikir, tekbir. Şimdi bizde de mesela tekbir diyoruz, bu beleş tekbir. Hele o fil ordusunun önünde söyle tekbir. O fillere karşı İran İmparatorluğu'nun yıkıldığı son gaza. Evet. Ve orada bıraktım diyor kendisini. yani Hicri 15. yıl oluyor. Miladi 636 yılları. Ama seferberlik gibi bir savaştır Kadisiye. Ben tavsiye ederim tarih kitaplarında, doğru tarih kitaplarını, Kadisiye'yi okuyun. Kadisiye'yi okuyun. Öyle bir zaferdir ki İran Sasani İmparatorluğunu bitirmişiz. Ama kimdir? Bakın bir ama var. Yine ordu gidiyor, bir kadın çıkıyor. Şaire Hansa isim. Bir kadın yaşlı. Degene gelinde geliyor Cüruf'te Medine'nin. İşte askerler geliyor. Dört oğlu birden asker. İşte dediler ki bu kadın herhalde dayanamayacak, rica edecek biri kalsın, ikisi kalsın. Dördü birden gönüllü gidiyor. Ve diyor kadın çıktı öne. Öyle bir konuşma, Şaire Hansa, Tümadur. Öyle bir konuşma yaptı. Şair, şair. Meşhur Arabistan şairleri onun yanında geri kalır. Kardeşi öldüğü zaman şiir yazmıştır, dinleyen ağlamıştır. Babasının ölümüne. Ama iman ettikten sonra dört oğlu gidiyor. Dört oğlu birden. Ve çocuklarına diyor ki, evladım ben böyle 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 bir kadınım, babanız budu, şudu. Şimdi sizden ricam, ben şunu bekliyorum. Çünkü bu çapulculuk savaşı değil. Irk savaşı değil. Üstünlük savaşı değil. İlahi kelimetullah savaşı. Sizden ben şunu beklerim. Ordunun ön safında görev almak. Gerilere kaçmayın. Sütümü helal etmem. 70-80 yaşında bir kadın. Helal etmem. Önde gideceksiniz. Allah'ım diyor, bu dört yiğidimi sana emanet ediyorum. Dördünün de şehit haberini bekliyorum. Dördünün de şehit haberini bekliyorum. Gittiler. Ve hakikaten dördü de şehit oldu. Kadisiye, destan. Dördünün haberi geldi. Hazreti Ömer'e tabii çok büyük bir ganimet de geldi. Hatta Hazreti Ömer o ganimetleri görürken dedi, bu ordu işte Allah'ın ordusu. Bir çöp almamış kimse. Bir çöp almamış. Hazreti Ali dedi ki, sen sağlamsın diye ordun da sağlam. Radıyallahu anh. Dicle'yi geçiyorlar. Nehir. Dedim ya Bağdat. Geçerken nasıl olacak falan. Selman Farisi'nin birliği. Orada Selman radıyallahu anh diyor ki, geçin. Eğer niyetiniz Allah için, Allah Dicle'yi de müsahhar eder. Yemin ederim Allah bir şeyinizi zayi etmez. Dicle'yi geçtiler. Biri dedi ki, ya Selman benim su mataram gitti. Bir ordayı su mataram. Dedi, eğer sen samimiysen Allah o su mataranı verecektir. Getire bir çalıya takılmış su matarası duruyor. Öyle bir ordu. Yani ben öyle kısa kısa şeyler. Gittiler. Kadisiye'yi fethettiler. Efendim işte Zaloğlu Rüstem diye bize yutturulan o adamları hepsini hizaya getirdiler. Ve ganimetlerle döndüler. Ama bir akrep de beraber geldi Medine'ye. O akrep bir yıl, iki yıl sonra Firuz Hazreti Ömer'i şehit edecek. Acem
de İranlıydı. Müslüman oldu ama tetikçiydi maalesef. Hazreti Ömer gibi bir emir-i müminin şehadetine sebep oldu. Ve tabii o zafer, şimdi haber geldi. Kadına nasıl haber geldi? Hasta yatağında ya, dört oğlu birden. Hazreti Ömer bizzat gitti, Hazreti Ali ile falan. İçeri girdiler, dedi kim o? Dedi işte Ömer bin Hattab. Ömer bin Hattab mı? Bu saatte. İnşallah müjde getirdim. İnşallah. Sakın deme oğulların kaçtı. Sakın deme oğulların geride. Allah aşkına ben şühede annesi miyim değil miyim? Hazreti Ömer inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tümadur dedi. Dört oğlun da şehit oldu. Kalktı, secde etti. Ya Rabbi beni onlarla haşret. Bana şühede annesi vasfını veren Allah'a hamdolsun. İşte Kadisiye. Her tarafı böyle şeref tabloları dolu bir savaş. Bu zaten ama ya Medine gibi yerde ölmek varken. Değil mi? Medine gibi yerde ölmek varken, Cennet-i Bakı'ya gitmek varken. Yani nereye Kadisiye'ye geliyorsun o Sasanilerle, o fil ordularıyla? Hayır dedi, ben oraya gelmek, orada şehit olmak istiyorum. Enes bin Malik'e de inşallah sen beni burada bırak, Ömer'e de inşallah müjdemi götürsün. Geldi. Hazreti Ömer ağladı ama ne yapacağım? Elden bir şey gelmiyor. Ve tabii İbn-i Ümmü Mektum'u Medine'de öldüğünü de söylerler. Fakat tarihi bir gerçek var. Kadisiye Savaşı'ndan sonra adına rastlanmıyor. Kadisiye Savaşı'ndan sonra adı geçmiyor. Yani kesik orada film. Bu da gösteriyor ki Kadisiye'de şehit oldu. Ha mezarı var mı? Yok. Mezar nedir ki? Allah aşkına. Mezarımı taştan oyun. Mezarımın taşı Urfa'ya karşı. İsterse Mekke'ye karşı. Ne olur ki? Amel önemli. O toprak önemli. Yani toprağın kendisi değil, amel önemli. Evet, elbette harem topraklarına bir şey demiyoruz. Mekke, Medine bir şey demiyor ama özel olarak Allah için şehit olmak. Evet, elbisesiyle, o kanlı elbisesiyle kabre gömülmesi. Efendim bu zatı kısaca bir daha özetleyelim. Resulullah Efendimiz'in güzide sahabelerinden, ama bir sahabe. Bugün amaların piridir. Kaç tane amamız vardır yalnız? Bu bir tane değil. As-ı saadette kaç tane amamız? Ömrünün sonunda ama olan kaç tane sahabemiz vardır? Büyüklerimiz. Ve tabii Efendimiz'den bilhassa bu cemaatle ilgili hadis anlatması önemli. Ve bir de bir şey daha vardı. Bu da fıkhi bir şeydir. Bu gözünün görmemesi mazereti sebebiyle Efendimiz köpek beslemesine izin vermiştir. Yani ona izin vermiştir. Köpek beslemesine açık alanda. Yoksa odanın içinde, yatakta, koltukta değil. Yani o değil. Yani ite it kıymeti. Köyde sürü bekler, bekçilik eder, bahçede, evin bahçesinde. Bu demek değil itleri öldürün falan. Hayır cana kıymak değil. Ona o görevi vermek, aç bırakmamak, ızdırap vermemek. Ama evin baş gösterisine çıkartmak da Müslümanlar için yanlış bir şeydir. Evet. Tabii buna izin verilmiştir. Bu da fıkhi bir şeydir söyleyeyim. Tabii Ebu Davud'da iki tane hadisinden bahsettim ya. Ebu Davud'da, Sünen Ebu Davud'da, Sünen Nesai'de, İbn-i Mace'de ve Sünenler'de bunlar yer almış. Kendisinden kim rivayet etmiş? Enes bin Malik. Enes bin Malik yüzlerce hadis rivayet etmiş ama buna özel bir yer vermiş. Zir bin Hübeyş Muhadremundandır bu da. Tabiinden Abdullah bin Şeddat, Abdurrahman bin Ebi Leyla, Asım bin Ebu Rezin bunlar rivayette bulunmuştur. Aile bireyleri hakkında bir bilgimiz yok. Hanımı var mıydı, çocukları var mıydı? Olsa da herhalde ismi geçecekti. Belki künyesi olacaktı. Allah kendisine razı olsun. Arkasında nurdan bir iz bırakmış. Bu ama sahabe cennette bizim bin mislimizi göreceğini söyledik. Rabbim onları bize şefaatçi etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.